Bugün yeni bir döneme başladık. 2014-2015 çalışma dönemine başladık. Sizlere ve meclisinize. Bu ayın sonuna doğru bugüne kadar yaptığımız hizmetleri tek tek açıklayacağım. Bugün biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Hem de bize sorulan sorulardan birisi. Değerli arkadaşlar, değerleri ele aldım. Basın mensupları. Bizler biraz önce söylediğim gibi çok detaylı, birim birim her yaptığımız işi bu ayın sonuna doğru hesabını vereceğiz. Bizler 15 bin ton asfalt ihalesi yapıldı. Şu an Ereğli'mizde asfaltlama işlemleri devam etmekte. Birincisi bu. Biliyorsunuz bizlere ilk mecliste sorulmuştu. Asfaltlama yapmayı düşünüyor musunuz? Biz asfaltlama yapacak paramız yoktu. Bizlere bütçede 1.000 lira para bırakılmıştı. Ve biz bu asfaltlama işlemi 15 bin tonla gerçekleştiriyoruz. Ve bu arada 2008 yılından kalan sıcak asfaltlama kredisiyle her ay 21 bin lira ödemek şartıyla 2008'de alınan sıcak asfaltlama kredisini ödemeye devam ediyoruz 2018 yılına kadar. Söylediğim gibi asfaltlama işi devam ediyor. Ve biz bunları kendi bütçemizden, kendi imkanlarımız dahilinde yapmaya başladık. İkincisi, belki de en önemlisi, tabii bu tercih sebebiydi. AVM binası, bizler göreve geldiğimiz zaman %70'lerde tamamlanmış vaziyetteydi. Fakat buraya pazar yerinde çalışan arkadaşlarımız pazar yeri esnafı taşınacaktır. Fakat biz göreve geldiğimiz zaman ilk işimiz buranın bir belediye binası olarak düzenlenmesini istedik. Ve taşınmaya başladık. Bu hafta sonunda da 6'sı Eylül'sinde bitecek tarzda taşınıyoruz. Tek birim halinde artık Ereğli halkına oradan hizmet vereceğiz. Ve onun düzenlemesi de ona göre olacak. Burada modern bir belediyede, çağdaş bir belediyede nasıl hizmet verilir? Orada bunları daha kolay ispatlayacağız. Çözüm masalarından tutun, halkın bütün ihtiyaçları orada karşılanacak. Fakat orada gördüğüm bir eksikliği sizlerle paylaşmak istiyorum. 2014 yılında bir belediye binası yapacağımız yer veya daha önce pazar yerindeki arkadaşların taşınması için düşünülen bir bina. Ve klima sistemi, soğutma sistemi yok. Ve acaba aklıma şu soru geldi. Eğer burada pazar yeri esnafı taşınsaydı her dükkanda birkaç işçi çalışacaktı. Oraya da birkaç tane de müşteri gelseydi. Bu insanlar burada nasıl kliması sağlanacaklardı bilemiyorum. Biz bile arkadaşlarla bu binanın havalandırmasını, klima sistemini nasıl kuracağız, ileriki günlerde bunların üzerine çalışmalar yapacağız. Belediye, asfalt çalışmaları, yurt içinde tamamlanmasında ne kadar çalışacağız olmadığında böyle bir şeyler sonrası sadece izlediğini geçirebiliriz. Öncelik dönemlerde bundan bu şekilde olacak. Yani orada bir tarzımız yok. Biz bunun bu buluşturduk demek. Bu asfaltı biz yaptık anlamına geldik. Sonuçta her evden gelen bütün gelirler, her evden satılırlar, orada hizmetleri paylaştık. Teşekkür ederim. Biz şunu anlatmak için, sadece bilgi vermek için.
Dediğiniz doğru. Devlette, belediyelerde bütünlük vardır. Buna katılıyorum. Biz hiçbir zaman yapılan hizmetleri devam ettirmeyeceğiz diye bir şey yok. Bizden sonra gelecek nesillerle devam ettirecek. Bizim görevimiz zaten gelecek nesillere daha az sorunlu bir şehir bırakmak. Bu şehir halkını ve şehir bize emanet edildiğine göre, bu meclis üyesi arkadaşlarımıza emanet edildiğine göre bizler sadece bugün şehire değil, yarın şehir insanlarını da koruyacak şekilde önlemler almamız lazım. Biz sadece şunu bahsetmek istedim. Biz alışveriş merkezi olarak planlanan yeri izledik ki o zaman daha az oranda bitmiş olalım. Biz gayretle tamamladık. Biraz daha hızlı olması için gayret ettik. Ama sizin 5 aylık mühendisinde bundan 15 gün önce kendi içinizdeki bir krizden dolayı vatandaş belediye seçilirken bu tarihe geçtiniz efendim. Bu gerçekten tarihe geçtiniz. Burada vatandaşların belediye kapısından içeri girememesi 134 yıllık Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin tarihinde çok kötü sayfa olarak geçmiş. Bu da sizin 5 aylık dönemimiz içindeki faaliyetlerden tanesi. Şimdi arkadaşlar, değerli misafirler, değerli Ereğli halkı, eğer bu şekilde karşılıklı konuşmakla gidersek, isterseniz karşılıklı, ben hep şunu söyledim, bu kürsüden... Sayın Başkanım, karşılıklı konuşmayacağız zaten. Yani ben işte kalmayacağım, oturacağım yani. Şöyle söyleyeyim, halka kapatılmamıştır. Belediyenin kapısı her zaman açıktır. Eğer bunları tartışırsak geçmiş dönemi arkadaşlarla irtilen, o zaman sizin döneminizde de halk ilk defa belediyeyi görmüştür. Halkın kapısı işçiye, yönetimine, insanlara, binlerce insana kapatılmıştır. Bunu binlerce ereğiyle. Oysa orada, bakın, orada... Başkanım, yoktu da öyle bir şey. İşçiler belediye kapısından içeri girememiş miydi? Öyle bir şey yoktu. Ereğli'nin halkı, belediyenin kapısından içeri girememiş. Ben bu tartışmayı burada etiyorum. Halkı buna bırakıyorum. Sayın Başkanım, ben şu anda Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına sizin son 2 aylık meclis yapmıyoruz, sahte değil. Bu 2 ay boyunca Ereğli'de meydana gelen olaylar konusunda sadece bilgilendirme amaçlı. Tabii. Sizin yaptığımız bu. Biz şu an muhalefet olarak da burada muhalefet yapmıyoruz. Olması gerekenleri yapmaya çalışıyoruz. Şu anda bize göndermiş olduğunuz bu gündem maddelerinde bile geçen Temmuz ayında sizi ikaz etmiş olmamıza rağmen yapmadığınız olayı şu anda gündeme getirdiniz. Biraz sonra onunla görüşeceğiz. Üçüncü maddede gözüküyor şu anda. Yani her şeyi söylemek istediğimiz, biz yapıcı muhalefet yapıyoruz. Teşekkür ederim. Çünkü hepimiz Ereğli vatandaşı için buradayız. Bizler seçilirken halka şu sözü verdik. Bizler bu topraklara, bu ülkeye, bu Ereğli insanına vefa borcumuz var dedik. Ve bu vefa borcumuzu da hizmet ile ödeyeceğiz diye söz verdik. Biz de aynı şeyi yapıyoruz. Biz vefa borcumuz var diyoruz. Ve bunun karşılığında hizmet üreteceğiz diyoruz. Oysa başkaları gibi vefayı sadece boza ve veda lisesi olarak görmüyoruz biz de, merak etmeyin. Hepsini konuşabiliriz. Sadece saygı çerçevesinde sabahlarından konuşuyoruz. Hiç önemli değil. Sayın Başkan, tabii ki konuşacağız. Konuşacağız. Çünkü bizim konuşmalarımız Ereğli'nin vatandaşı için hayırlı olacak. Zaten... Onlar için buradayız. Mesela bundan Temmuz ayında yapmış olduğunuz, size vermiş olduğunuz önemliydi. Siz dediniz ki, siz de 300 kişi işten çıkarttınız dediniz bize, kürsüden. Biz de soru verdik, siz olarak bunun cevabını istedik. Bu cevabını belediyenin falanca maddesine göre veremeyiz diye cevap geldi. Gelen cevap bu. Basındaki arkadaşlarla paylaşabilir isterseniz. Eğer sizi her zaman söylüyorum, sizleri iyi yönetiniz, yanlış bilgiler vermesinler başkanım. Yanlış bilgiler verildiğinde siz yanlış işler yapmayın. Halbuki etrafınızdakiler, size destek verenler, size her şeyi doğrusunu öğretmesi lazım, doğrusunu göstermesi lazım. Biz bundan yanıyız.
Çünkü Ereğli'yle beraber yapıyoruz. Yani sadece mikrobasyonu hep beraber yapıyoruz. Biz istiyoruz ki başkanla bilgiler tam doğru verilsin. Başkan da kürsüye çıktığında her şeyi doğru anlatabilsin. Bizim istediğimiz bu. Sayın Başkanım, başka bir şey istemiyoruz. Ereğli için yapmamız gereken neyse hep beraber elimizi taşı altına koyalım yapalım. Bunu da istiyoruz. Ereğli altında beraber. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Cumhurbaşkanı'nın yıldızın sizlerin oylarına sunuyorum. Kabul edenler, kabul edilmiştir. Kendilerini kürsüye davet ediyorum. Daha önce bir kişiden yapılıyordu. Çok. Doğru anladığımı zannediyorum. Ereğli'nin girişi bizim için önemli dediniz. Ereğli'nin vizyonu bizim için önemli dediniz. Ereğli'ye ziyaret eden insanların burada kalması için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ereğli'yi güzelleştirmeye çalışıyoruz dediniz. Ben şimdi buradaki bütün meclis üyesi arkadaşlarıma, AKP grubuna ve Sayın Başkanım, izleyenler vardı basın mensuplarından, şu resimleri gösteriyorum arkadaşlar. Öbür arkadaşlarımla da, grup arkadaşlarımla da var fotoğraflar. Elinizi vicdanınıza koyun. Elinizi vicdanınıza koyun. Siz buradan memnun musunuz değil misiniz Sayın Başkanım? Vicdanınızı sızlatıyor mu, sızlatmıyor mu? AKP grubundaki arkadaşlarıma da söylüyorum. Bundan hicap duyuyor musunuz, duymuyor musunuz? Duyuyorsanız niçin gereğini yapmıyorsunuz? Yazık oluyor bu şey. Gelen misafirlerimize sahile indiremez oldu. Bu konuda ben sizden söz ve cevap istiyorum başkanım. Elinize vicdanınız koyun. Rahatsız mısınız, değil misiniz? Bu kadar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle başkaları dediği gibi efendim projesi falan yok. Bizim projemiz de var. Enerjimiz de var. Hiç merak etmiyorum. Şimdi pazar yeri konusunda soru soruldu. Bizler pazar yeri arkadaşlarıyla konuştuk. Ben onlara söz verdim. Ben konuştuğum şeyi konuştuktan sonra tekrar tekrar toplantı yapacak, tekrar tekrar aynı şeyleri tecrit edip konuşacak insan değil. Oradaki kardeşlerimize, pazar yerinde çalışan arkadaşlara şu söz verdi. Evet, bu pazar yeri Ereğli'deki halka da yakışmıyor, esnafa da yakışmıyor. Oradaki trafiği de sıkıştırıyor, oralarda kötü görüntüler oluşuyor. Biz oraya katlı otopark yani yerin altına girecek şekilde hem pazar yeri esnafı hem de pazar yeri alışverişe girişen gelen arkadaşlar buraya arabalara park edecekler ve üstünde de son derece modern, kapalı, yarı kapalı, açık alanların olduğu yani Ereğli'mizin simgesi haline gelen bizi Türk halkının alıştığı şekilde bir pazar yeri kuracağız. Bunun sözünü verdik. Şimdi ve ben burada eğer bunlar Ereğli halkımızın gözünü, estetiğini bozduysa ben bu kürsüden özür diliyorum. Şimdi bir dakika. Geri yapılıyor. Merak etmeyin. Şimdi bir belediye başkanı seçerken hesap, kitap, plan, proje, matematik, muhasebeci, hukuk, her şeyi bulur. Fakat bildiği, idrak dediğimiz estetik güzelliği olmazsa o insan belediye başkanı olmaz. Onun için bunların da zamanı ama Ereğli halkına söz veriyorum. Bir daha böyle görüntüler olmayacak
Önümüzdeki yıllarda olmayacak. Arkadaşlarla konuştuk. Biz bunu elimizde bulduk diyelim. Bu eskisinden daha güzel hale gelecek. O ereğin sahibi daha güzel olacak. Göz köpeği performans merdivenlerinden, seyir alanlarından tutun. Erdemir, ofis yolu oraya, çocuk eğitim trafik parkı. Bizler çocuk dostu bir şehir yaratacağız.